Bu ne lan buradaki? Bu nedir lan? Ağaçtır, çalıktır, borudur, nedir bu amına? Ah! Ananı sikiiim! Ananı! Bu nedir amına koyun bana doğru koşuyor? Karakter koysana, yorumana bak dedi. Bir deneyeceğim bakalım, işliyor mu acaba? Ananı sikiiim! Gel moruk bu çocuğu, ne biçim şey? Oğlum çok huylandım, kıllandım, tüylendim amına koyun, bir şeyler oldu ya. Şaka mı lan bu? Ay. Ananı sikiyim. Bu bana niye her yerden vuruyor? Ananı götünü sikiyim. Allahu ekber, sikecekler beni. İmdat, sikiyorlar. Seni gibi ben hayvan anasını sikiyim. Ben seni öldürmesem, ben de bana da ne dersen de. Senin amına koyayım. Ay geliyor. Çık şuraya, götünü siktim sala. Sen ananın götünü sikiyim. Kürek nerede? Kör oldum amına koyayım. Yine akşam vakti oldu ya. Yine Allah'tan revadır bu ya. Güneş! Amına koydum güneşi. Bir doğ. Yeter ya, karanlıktan bıktım amına koyayım ya. Lan! Vurma oruç bu çocuğu. Vurma. Amına koydum. Daha zor ayakta duruyorum. Kürek nereye gitti amına koyayım ya? Kürek! Aa! Yemiş şu tarafta. Oğlum ne oluyor amına koyayım? Sala alttan vuruyor lan. Oğlum aldıcı birkaç tane odun koydum. Sen ne abartıyorsun ya? Alamıyorum ya. O halde şunları da bırak. Batıyorum ananı sikim. Ay! Ananı avradını sikim. Ne oluyor amına koyayım yine ya? Yine ne oluyor ya? Bir tane eşem gitti ya. Tekneyi alacağım ben. Ya ölürüm ya ben tekneyi alırım. Ben bu tekneyi bırakmam. Arkadaşlar, merhaba sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar, en son şu gemiye gideceğimi söylemiştik. Ben direkt şu gemiye doğru yola çıkıyorum. Daha yapacağım bir şey yok. Gideyim son bir kez su içeyim. Şu yapraklardan ver bakalım bana iki tane. Şunu hemen içine, altına koyalım. Suyun ne kadar? Su ağzına kadar dolmuş. Ama zehirlendik işte. Pipi bilgisi lazım. Onu da bulamıyorum. Tam 3 yerim var. Çok önemli olan bir şey var mı? Bir dakika dur öyle ya. Benim aklıma bir şey geldi. Mesela şimdi ben buranın içine eşyalarımı koyamaz mıyım? Atla bakalım. Atla. Tamam. Buranın içerisinde çok önemli olmayan şeyleri birkaç bir şey indireyim mesela. Mesela bunları indir içeriye. Sonra şu mızraklardan da şöyle bir indireyim içeriye. Bu tarafa doğru da indir. Tamam. Gördün bak, çanta yer açıldı mesela, gördünüz mü? Hemen gideyim birkaç eşya daha alayım. Çantam dolmuş, yeter bu kadar. Hemen bir tekneye ulaşayım. Burası kaç yönünde veya bu şey kaç yönünde? Dur, gemi nerede? Gemi neredesin ha? Gemi buradaysa al bakalım bu pusulayı. Şimdi bu gemi tam olarak 40 yönünden 220 yöne doğru gelmemiz lazım. Tamam. Hayır, ver lan, ver şunu. Devam edelim. Bot da kendinden gittikçe gidiyor. Başını almış gidiyor şerefsiz. Nereye gidiyorsun? Otur bakalım. Geri ayağa kalk. Oğlum aldıcı birkaç tane odun koydum. Sen ne abartıyorsun ya? Alamıyor muyum? O halde şunları da bırak. Batıyorum ananı sikim. Ay! Ananı avradını sikim. Ne oluyor amına koyayım yine ya? Yine ne oluyor ya? Bir tane eşem gitti ya. Tekneyi alacağım ben. Ya ölürüm ya ben tekneyi alırım. Ben bu tekneyi bırakmam amına koyayım. Ulan amına koydum teknesi. Bütün mızraklarımın anasını siktiğine yemin ediyorum. Ver ya şunu. Tüm eşyalarım bitti ya. Gemi neredeydi amına koyayım? 240. Aç hele bir çantayı. Oğlum karanlık. Bak. Gemi şu tarafta. Oğlum ne oluyor amına koyayım? Sala alttan vuruyor lan. Kürek nerede? Kör oldum amına koyayım. Yine akşam vakti oldu ya. Yine Allah'tan revadır bu ya. Güneş! Amına koydum güneşi. Bir doğ.
Yeter ya, karanlıktan bıktım amına koyayım ya. Lan! Vurma orospu çocuğu. Vurma vurma. Amına koydum. Daha zor ayakta duruyorum. Kürek nereye gitti amına koyayım ya? Kürek. Aa! Ha, kürek çantadaymış amına koyayım. Ben dedim bir an demiş. Yürü lan yürü, adaya gidiyoruz haydi. Bütün eşyalarım hepsi düştü devrildi ya. Of of. Gideceğim adada uyuyacağım, sabah olacak ben öyle gideceğim hacım. Ben başka türlü gitmem. Bu göt veren köpek balığı akşamları azıyor. Alttan alttan tekneye tekneye vuruyor ya. Aman siktim, ne yapıyorsun? Dönüş de almıyor ya. Köpek balığı seni sikiyor, haklıdır. Sen böyle gerizekalısın amına koyayım. Ben sonra doğru dönüş alıyorum bu adam. Lan bırakma şunu, bırakma bırakma. Atla lan atla. Nerede ya bu gemi? Gemi de sürekli orada kayboluyor. Hayalet gemidir nedir ya? Şu tarafta olduğunu hatırlıyorum. Bin bakalım. Biz bu gidişle yarın ancak varırız. Varış. Hah bak buldum gemiyi. Gemi o tarafta. Zaten bu adada hiçbir sikim kalmadı. Boşuna geri dönmeyik. Dönmeyek. Öteki adayı da siktir et. Yanımıza ne aldıysak ancak o kadar. Bütün adanın hepsini dolaşacağım. Aaa! Köpek balığı tam altımdan geçti. Çıkış başı köpek balığı. Baba alttan gidiyor. Neyse arkadaşlar. Size aklıma gelmişken size bir tane de hikaye söyleyeyim. Bu da kediyle arkadaşlar. Öbürü de kediyle alakalı. Bu da kediyle alakalı. Neyse arkadaşlar. Bir gün bir adam altın avına çıkıyormuş, tamam mı? Adam diyor ben altın bulacağım. Adam demiş ben şöyle bir dağlara doğru gideyim demiş, tamam mı? Bak baba alttan vuruyor, gemine sallanıyorum. Her neyse arkadaşlar, adam demiş ben bu akşam vakti böyle dağlara doğru bir altın avına çıkayım demiş, tamam mı? Almış eline küreği, çıkmış yola. Akşam olmuş saat 2-3 civarı, belki de 11-12 olabilir, o civarlarda. Neyse, bu böyle giderken ormanlıkta, dağların tepesinde filan. Yani köy epey bir aşağıda kalmış. Bu adam dağın tepesine doğru çıkıyor. Diyor ben altın bulurum. Neyse. Adam yanında el feneri filan da var. Adam öyle gidiyor işte yolda. Sonra bakalım bir tane ses geliyor. Diyor ona. Ses aynı şöyle bir şey. Şşş. Bere bak, bere bak. Adam öyle korkuyor. Adam yanında buz kesiliyor. Bu ses nereden geldi? El feneri sağına sonuna tutuyor. Görmüyor. Karşıdan gelen ses diyor. Aşağı tut, aşağı diyor. Ben buradayım diyor. Adam aşağı doğru tutuyor. Sonra bakıp bir tane kedidir. Allah Allah ya. Diyor bu kedidir diyor. Benimle kim konuştu? Sonra kedi lan diyor şu ışığı diyor benim yüzüme doğru tutma diyor. Yana doğru tut diyor. Her neyse. Sonra adam böyle oldu ya da buz kesiliyor. Adam ne yapacağını şaşırıyor diyor. Bu kedi nasıl konuştu? Adam korkudan tir tir titriyor. Sonra kedi ona diyor ki ne? Oğlum bak diyor. Herkes şu an çocuğuyla evinde televizyon izliyor, yemeğini yiyor, onlarla ilgileniyor. Sen amına kodumun sağlığa almışsın eline küreği, el freni, çıkmışsın dağın tepesine. Lan demiş oğlum bir siktir git şuradan evine. Bir de seni burada görürsem seni paramparça ederim demiş kedi ona. Adam oğlu ya da buz kesilmiş. Adam korkudan titriyor. Adam altına etmemiş kendini zor tutuyor. Adam direkt buz gibi duruyor böyle, arkasını dönüyor, direkt köye doğru gidiyor. Yani burada ne ders çıkarmamız gerekiyor arkadaşlar? Yani oğlum burada ne ders çıkarmamız? Yani şöyle bir şey arkadaşlar, yani vaktinizi boş yere harcamayın yani. Mesela gelin benim videolarımı izleyin. Benim videomu kesinlikle vaktini hiç boş harcamazsınız yani. Boyuna otur eğlenirsiniz. Bakın abi güzel denizin üzerine gidiyoruz. Hayat dersi oğlum işte. Bak gemiye dolaşmak üzere. Bu gemidir. Fabrikada nedir? Oğlum böyle bir şeyin burada ne işi var? Bir de baksana alttan bir tane ada da çıkmış yukarıya doğru. Gittikçe gidiyoruz. Aa ne oldu lan? Aa az kaldı. Gittikçe gidiyoruz valla. İnşallah buraya gelmeye pişman olmam. Ada dolaşıyoruz. Şarkının tonu bile değişti lan. Köpek balığı peşinden geliyor mu benim? Ay! Ne oluyor? Oğlum
Tekne sallandı yoksa benim tansiyonum düştü. Bin. Gidek hemen şöyle çıkak. Oh. Geldik. İn oğlum aşağı. İn aşağı dedemin de aşağı. Çek. Çek bir de çek. Bu sala hiç güvenmiyorum. Çek ha. Tamam. Her neyse ya, buna hiç uğraşamayacağım. Al hemen eline mızrağı, girelim içeri. Kim varsa hemen götünü delelim. Burada kimse olmaz ama neyse, biz yine bir girek. Hadi ben bir tekne içine birkaç bir şey bırakayım hele. Burada hiçbir şey olmaz zaten. Da şunu bırak. Şunu da bırak. Yarrama kadar devrilirsin ancak. Bunları da bırak. Şunu da bırak. Bırak. Tamamdır. Şimdi olduğu yerde de devre de göreyim seni şerefsiz. Tamam. Çok tuhaf bir yere geldik arkadaşlar. Aa, sandık buldum, aç. Bu ne? Taşıt enerjinin parçası, ver. Yemek ver. Halat var, bu var, şu var. Başka da bir şey yok. Evet, tüp güzel arkadaşlar. Tüple birlikte uzun dalaşlar falan yapabiliriz. Bu ne lan buradaki? Bu nedir lan? Ağaçtır, çağlıktır, borudur, nedir bu amına? Ananı sikiyim! Ananı! Bu nedir amına koyun bana doğru koşu? Karakter koşsana, yorumanın bak dedi. Ananı avradını, bu nedir lan? Gitti. Amına koyun, bu nedir? Yaratıktır. Bu oyunda yaratıklar var mıydı? Aha, dolap buldum. Dolap değil, buna kapıymış amına koyun. İlk tane dolap bulduğuma sevinmiştim ben. Burada işe yarar bir şey bulabilir miyim acaba? İnşallah bulurum ya. Burada yaratık martık çıkmasın da, bu oyunda yaratıklar var mıydı lan, onu bile bilmiyorum amına koyun. İnşallah yoktur. Yağmur da yine yağmaya başladı tabii ki. Ha, burada bir şey yok ki oğlum. Her taraf da kapadı. Bak yine var. Ama buna çalışmıyormuş. Hani burada hiçbir yere çıkmadı ki oğlum. Hani? Geçemiyorum karşıya. Niye karşıya geçemiyorum? Aa, kapı açılıyor. Aa, bu ne, uçak buldum. İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılan uçaklar arkadaşlar bunlar. Küçük helikopter parçası. Küçük helikopter parçası. Yiyecek mi? Ne yiyeceği amına? Bu nedir lan böyle? Su, ne suyu? Yakıt istiyor. Kanat pedalı istiyor. Motor istiyor. Pervane istiyor. Taksan oğlum şunu. Takmıyor. Bu şey nasıl takılacak ya? Ya bu şey burada kalsın bir. Küçük helikopter parçası. Bunlar ne işe yarıyor buna? Bunlar geminin olduğu yerde kalsın arkadaşlar. Ben bunları yine almaya gelirim. Şimdi bakalım burada bir şey var mı? Burada biz uçakla kaçacağız galiba arkadaşlar. Ama uçağın parçaları lazım. O yüzden başka adalara bakıp
Şu uçağın parçalarını bulmak lazım. Bak şu karşıda bir tane ada var. Aaa ananı sikeyim. Sakın düşme ya. Aslında düşüyorum sandım ama. Bir an tansiyonum düştü lan. Çıkart edelim şunu. Aaa. Neydi lan onun ismi? Helikopter. Telsim. Neydi lan bunun ismi? Randevu. Hah teleskop. Lan ne teleskopu? Hah pusula pusula. İsmini unutma bana bakayım. Pusula teknede kalmıştı. Neyse burada benim işim yok. Daha bu ne parçalarını bulmak gerekiyor. Bu dedin yiyecek falan diyor. Ne yiyecekse yiy. Ben de aşağı ineyim. Burada bir şey bulamadık valla. Helikopterle mi kurtulacağım? Bir de küçük helikopter parçası. Helikopter ne alaka? Bu oyunda helikopter mi var acaba? Bakalım bende iki el balta vardı. Çekiş. Ben çekiş daha şuna vurabilir miyim? Şöyle gizlice gidersem vurabilir miyim acaba? Bir deneyeceğim bakalım işliyor mu acaba? Ananı sikim. Çok korktum orup çocuğuna. Gelme gelme. Gelme orup bu çocuğu ne biçim şey. Oğlum çok çok huylandım kıllandım tüylendim aman akım bir şeyler oldu ya. Nerede bu tam altından mı duruyor acaba? Üzerine düşmek istemiyorum. Bu nedir lan böyle? Aa baba baba burada 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 burada. Arkadan gidip 2-3 tane vuracağım arkadaşlar. Yok vallahi hiçbir sikime yaramıyor bu. Bu çekiş ne işe yarıyor ben çözemedim gitti. İlkel baltayı ver. Şşş. Aa vuruyor. Aa öldürdüm. Çok büyük yengeç. Hayır ne oluyor ortalık kan doldu amına koyayım. Bizim adam da her şeyi yiyor amına koyayım. İki tane büyük parça et aldım. Odunum var mı? Odunum yok. Burada odun bulmam lazım. Yine akşam oldu tabii ki. Pipi bitkisi mi lan bu? Aloe vera çiçeği. Palmiye yaprağı. Bu ne? Çapa mı lan bu? Okulu sağ sol. Aaaa! Ananı sikim ne oluyor lan? Ananı bacını sikim, ananı bacını sikim, ananı bacını sikim. Amına koydum hayvanı seni. Lan anlatma önümü görmüyorum. Geldi benim götüme bir parça aldı ya. Ananı avradını. Karakter koş, karakter koş. Hamile edecek seni. Koş. Koş amına koydumun adamı. Koş, koş. Sen yorulacak zamanı buldun. Oğlum çok karanlık. Koşsana amına koydum. Koş. Koş amına koyayım. Koş, koş. Koş ya. Koşmuyor bu. Amına koydumun adamı seni. Yengeç gelmiyorsun değil mi? Orospu çocuğu yengeç seni. Şu hale bak ya. Yemekin nerede? Yemek ye ya. Ya yine akşam oldu ya. 2 saat burada ev mi yapacağım şimdi ben ya? Ev nerede? Ev yapmak da kolay değil ki. Ocağımızı zincir adı dikiyorlar resmen. Ananı sikim ya. Yine bir tane daha üzerime geliyor. Bu nedir lan karşıda böyle çatı gibi bir şey? Eşek gibi kaldım amına koyayım.
Palmiye yaprağı yok. Ben nasıl ev yapacağım? Bu nedir lan burada böyle? Bu şey yanıyor mu? Bu ne böyle? Oğlum pusula bir çalış ya. 200 ve 240 yanıyor. Yani. 300 ve 120 yanıyor. O halde ben bu taraftakine gideyim bir. İnşallah bu taraftaki benim gittiğim yön değildir. Yallah. Gel. Gel sen oğlum. Gel 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 gel. Sakın devrilme ya. 2-3 tane bitkide de devrilmezsin umarım. Bu taraftakine gideceğim. Bu büyük gemide uçak varmış. Uçakla çıkabiliyormuşuz. Ama uçağın parçaları lazım. Neyse arkadaşlar. Şimdi biz böyle yolda giderken size bir tane daha hikaye anlatayım. Arkadaşlar bir gün bir ağalık yeri varmış, tamam mı? Yani bildiğin bir ağa var, karısı falan var. Bir köy işte. İşte o ağanın karısı ve ağa bir türlü çocukları olmuyormuş. Allah dua ediyor. Allah'ım ya Rabbim ne olsun bize bir tane çocuk var. Ne olursun yüce Rabbim lütfen bize bir tane çocuk ver. Aradan birkaç yıl falan geçiyor daha. Yani bir evlenmişler, aradan 20 yıl falan geçmiş. Bir de çok olmuyor. O kadar dua mu ediyor işte en sonunda bunların bir tane çocuğu oluyor. Tamam, Allah dualarını kabul ediyor. Bunların bir tane çocuğu oluyor. Neyse. Kadın hastanede böyle. Kadın böyle şey yapıyor işte. Hemşire böyle çocuğu kucağına alıyor. Bir bakıyor çocuğu daha yeni doğmuş ama gözleri açık. Gözleri böyle büsbük. A böyle tas gibi gözleriyle kadına bakıyor. Hemşire hemen korkuyor. Bunu hemen kundaklıyor. Hemen Türk kadını kucağına veriyor. Her neyse. Kadın çocuğunu alıyor. Acişeyle birlikte evlerine geliyorlar. Kadın çocuğu emzirecek. Bakır çocuk hızlı hızlı emcikliyor. Hızlı hızlı emiyor. Kadının memesinin ucunu bile acıttı yani. Kadın diyor bu nedir lan böyle diyor. Allah Allah. Ama kadına yine şüphelenmiyor. Tamam bir şey olmaz diyor. Bebektir yani. Olabilir diyor. Yani yine dayanıyor yani bir şekilde. Bebek oluyor. 2-3 ay falan geçiyor. Ama 2-3 ay geçiyor ama bebek sanki 6-7-8 aylık falanmış gibi oluyor. Kadın şaşırıyor. Neyse aradan 5-6 ay daha geçiyor. Çocuk nereden bakarsa böyle emekliyor yürüyecek hale gelmiş. Kadın şaşırıyor. Komşular lan diyor bizim de çocuk daha diyor altı nasıl sıçıyor? Zikini ara bu kadar oldu gelişti diyor. Ki diyor bizim çocuğumuz zikinden daha önce falan doğdu diyor. Ona rağmen zinki kalkmış emekleyerek gidiyor. Kadın diyor valla ben de bilmiyorum falan diyor. Her neyse. Bir gün işte. Kadın bir gece vakti uyanıyor. Bir bakıyor ki ahırdan ses geliyor. Allah Allah diyor. Kadın gizlice bir bakıyor. Bebekleri tavuğun üstüne atlamış. Tavuk hızlı hızlı ısırıyor. diye ısırıyor. Kadın korkuyor. Aman Allah'ım diyor. Sonra böyle ayak sesi yapıyor, tamam mı? Ayak sesi oraya doğru gelirken böyle bebek ve tavuğu falan bırakıyor ve kendini yere atıyor. Ağlamış numarası yapıyor, tamam mı? Sonra bu sese adam da uyanıyor. Kadın da adama da anlatıyor olayı, tamam mı? Böyle bir şey var diye. Sonra adamı da uyandırtıyor. Sonra adam kadına kızıyor. Hanım hanım sen ne biçim kadınsın diyor. Senin çocuğun girmiş kümese hayvanların ayağının altında. Baksana ya çocuğa bir şey olsaydı diyor. Kadın diyor af buyur bey. Gece uyanıp gelmiş herhalde. Nasıl oldu bilmiyorum. Belki uykusuna gelmiştir. Filan diyor. Böyle numara yapıyor. Tamam mı? Çünkü çocukların da bir şey olduğunu anlıyorlar. Tamam mı? Çocuklar da cin midir, şeytan mıdır, dev midir? Bir şey olduğunu anlıyor. Neyse. Tutuyor kadın çocuğun elini yüzünü filan yıkıyor. Tutuyor şeye koyuyor. Tekrar beşiğe koyuyor. Aradan 2-3 gün geçiyor. Bakıyorlar ki tekrardan ahırdan ses geliyor. Kadın yine kalkıyor. Bakıyor bu sefer bir tane keçinin üzerine atlamış. Keçi ısırıyor. Bodunu tutmuş kırp 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 diye ısırıyor. Kadın yine ayak sesi falan yapıp yine içeri gidiyor. Bu olay böyle böyle devam ediyor. En son 3-4 yıl geçiyor koskoca hayvanları. 3-4 yıl geçiyor. Artık ahırda hayvan diye bir şey kalmıyor. Bu sefer komşuların hayvanlarına falan da gidiyor tabi tamam, tamam mı? Ama gizlene gidiyor. Artık büyümüş. Adam 3-4 yıl geçmiş ama nereden bakar da şöyle bir 3-4 yaşında yani şey
10-11 yaşındaymış gibi oluyor 3-4 yıl içerisinde. Ama boyu da uzun, iri yapılı. Yani 12-13 yaşında ama yani boyu uzun. Boyu ne zaman? 1.70'e 1.80 olmuş. Belki de 1.90 olmuştur. Bu arada çok fena bir yere geldim ha. Buraya baksana oğlum. Buna lan böyle. Neyse arkadaşlar. Biz bu adaya da vardık. Güneş de halen doğmadı. Geri kalan hikayeyi de boş bir zamanda yine anlatırım devamını. Konteyner monteyner oğlum burası bir sürü eşya dolu lan galiba. Güzel bir yere geldik az sonunda galiba. İn bakalım. İn. İn adamın asabını bozma, çek şunu. Çek 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 çek. Bu nedir lan burada böyle? Ha sandıkmış. Biraz daha çek. Tamam. Aa bu ne? Domuz lan bu. Ay yengeç. Aman dur bu küçük yengeçmiş. Oğlum burası bir sürü eşya dolu. Ben burada köşeye dönerim oğlum. Acilen kendime bir tane ev yapmam lazım. O zaman palmiye yaprağı lazım. Bak palmiye ağacı var şurada. Yengeç mi lan buradaki yine? Oğlum yine mi yengeç? Allah kahretsin ya. Amına kodum yengeci ya. Görme böyle böyle vücudum kullanıyor. Elektrik falan tutuyor beni ya. Şunu ben güzel gidip öldüreyim hele bir. İnşallah yine arkasını dönecek vakit bulamaz. Da ben de buna. Buna. Gel böyle gel gel gel. Kaçma kaçma kaçma. Hala ölmedin mi lan? Ne sağlam yaratıksın amına koyayım. Ananı sikeyim ne oluyor? Geygin eşeğin yengecin yönünü kaybedeceğim. Ne oldu az önce? Ay. Orospu çocuğu bu ne? Ananı sikeyim. Bu bana niye her yerden vuruyor? Ananı götünü sikeyim. Allahu ekber sikecekler beni. İmdat sikiyorlar. Amına kodum yengeci seni. Yengeçsin nesin? Ha, sen burada kal. Gitme gitme burada kal. Gel buraya gel gel hadi bakalım kim kimi sikiyor. Gel 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 canım ne kadar canım anasını sikti mi? Canımın etmet yemek yok muydu lan burada? Şunu yine kullanabiliyor muyum? Ara bunu. Yok ben bunu kullanamıyorum halen. Hiç yemeğim var mı? Şükürler olsun ki yemeğim varmış. İyi kalmışım hanıma. Ben kendime nasıl can basacağım? Her şeyi öğrendim bir kendime can basmayı öğrenemedim ya. Bu nedir lan burada? Şu palmiye ağacını bir alabilseydim. Orpacık. AAAAAAA! Ananı avradını sikeyim! Ananı avradını sikeyim ne oluyor amına koyayım? Çık çık şöyle çık. Ananı siktim sen nereye geliyorsun? Ananı götünü sikeyim ben senin o. Sen nereye geliyorsun? Nereye gel gel. Bu nereye atıyor oku? Bizim adam şaftı kaymış amına koyayım. Ya Güneş bir dok bitirdin bizi bitirdin bir dok ha. Bir dok anamızı siktin ha. Yeter ha orospu çocuğu seni. Amına koyayım ya. Bu ne haldir ya? Orospu çocuğu hayvan seni ya. Nedir bu ya? Yılan mı sende? Siktiler mi? Ne oldu amına koyayım? Çözemedim gitti olay ya. Sakın gelme ya. Anasını şehit diyeyim. Sonra sen ne küfür ediyorsun? Bu kadar aksilik o. Bir domuz vuruyor. Bir yılan ısırıyor. Bir yengeç geliyor. Yeter ya. Bizim bu adam ölür. Bizim adam yarrağı yedi valla. Bizim adam maymuna döndü şu an. Senin gibi ben hayvan anasını sikeyim. Ben seni öldürmesem. Ben de bana da ne dersen de. Senin amına koyayım. Ay geliyor geliyor geliyor. Geliyor. Çık şuraya götünü sikti mi sala? Oğlum bizim bu adam gerizekalı ya. Bizim adam gerizekalı değilse ben bana da ne dersen de amına koyayım. Hiçbir şeyim kalmadı ki benim buna vuracak. Sen ananın götünü sikeyim. Senin gibi domuzun ben anasının götünü sikeyim. Baklar içine. Baklar içine geldi bana vurdu. İyi ki öldüm ya. Vallahi iyi ki öldüm amına koyayım. Ölmeyi hak ediyordum zaten. Yani bu kadar da olmaz ya.
Ah kader, ah, bu ben nereden başlayacak acaba şimdi? Kaç saattir ev yapmıyorum ben. Kaç saattir ev yapmıyorum, kaç saattir ev yapmıyorum, ev. Neden hiçbir skin de bulamadım amına koyayım. Eşek gibi dolaştım sadece. Eşek gibi anra dönüp dolaştım amına koyayım. Domuz geldi, üzerindeki mızarı tutup bize soktu gitti ya. Burası neresi amına koyayım ya?